Saadet-i Ebedi kitabını hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ki kendileri aynı zamanda kimyada çok yüksekti. Mesela askeri okullarda, hatta sivil liselerde bile kimya muallimliği yapmışlar. Bu Erzincan Askeri Lisesi'ndeki bir öğrencisi anlatıyor, bir talebesi anlatıyor. Biz diyor son sınıftayız. O zaman yarbay rütbesindeymiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. İki tane son sınıf var diyor. Ve bize de diyor yarbay rütbesinde hiç diyor öğretmen gelmediydi o zamana kadar diyor. Çünkü askeri okul olduğu için rütbe yükseldikçe, yani o zaman bize gelenlerde gördüğümüz rütbe yükseldikçe böyle tahakküm artıyordu dedi. Bir yarbay gelecek deyince eyvah dedik diye hapı yuttuk. Tepemize biner artık. Tepemize biner. Zaten aynı şekilde biz yüzbaşısını, binbaşısını gördük. Bu yarbay ooo demiş hani. Veya albay rütbelerinde neyse. Fakat diyor iki sınıf oraya giden de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Önce diyor işte A şubesine sonra B şubesine veyahut da önce B şubesine sonra A şubesine ders öyle diyor. Biz diyor dersteyiz ama diyor bütün diyor dikkatimiz, kulağımız, kalbimiz de diyor yan tarafta. Bu yeni gelen yarbay nasıl birisi? Sadece bir diyor bahçede diyor kantinde uzaktan bir gördük diyor. Yani rütbeyi görünce diyor çekiniyorduk diyor. Askeri öğrenciyiz ama diyor gene de çekiniyoruz diyor. Neyse diyor zil çaldı diyor. Çıkar çıkmaz biz diyor, bir öbür sınıfın kapısına diyor koştuk. Bekliyoruz ki çıkmıyor. Eyvah dedik diyor. Bu içeriye de hapsetti. Teneffüsü de gasp etti. Teneffüsü de gasp etti. Neyse neden sonra kapı açıldı diyor. Çıkan diyor kendine geçmiş. Nasıl? Herkes böyle eliyle işaret ediyor. Mustafa Bey seni de gösterirsin bunu böyle. Çok güzel. Çok güzel. Böyle yapıyor diyor. Allah Allah dedik diyor. Nasıl şeymiş ki böyle falan. Heyecan arttı diyor. Neyse diyor. Teneffüs bitti diyor. Askeri okullarda şey yapılır yani. Dikkat diye diyor. Hemen diyor. Komutan geliyor. Sınıf mescili, başkanı. Dikkat et diyor falan. Bak diyor, Hüseyin Hilmi Efendi diyor. Tabi askeri elbise ve içeri girdi diyor. Girer girmez diyor. Estağfurullah kardeşim dedi. Oturun dedi. Ya diyor bir tuhafla gitti diyor. Bir yarbay diyor. Estağfurullah kardeşim. Ya bir tuhafıma gitti diyor. En arkalarda diyor. Kendimi tutamıyorum diyor. Eğiliyorum diyor. Önümdeki şöyle gülüyorum diyor. Ve ondan sonra diyor başımı kaldırıyorum diyor. Hemen diyor imzalarına kağıttılar. Ya kardeşim diye başlamışlar. Allah Allah. Biz diyor öbür diyor. Hani asker alıştık ya kardeşim. Estağfurullah. Hiç diyor alıştık değiliz diyor. Yumuşak bir ton. Yumuşak bir ton. Allah-u Teala gökten rızık indirir. Nasıl indirir kardeşim buyurdu. Allah Allah nasıl indirir ki? Ekmek mi indirir falan biz diyor. Ders kimya. Ders kimya. Ondan sonra. Ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi bir başlıyor. İşte havanın içerisindeki miktarları. Oksijen bu kadar, azot bu kadar, şu bu kadar, bu bu kadar, bunlar bu kadar. Bu bu işe yarıyor, bu bu işe yarıyor. İşte o azot, havanın içerisindeki o azot. Yağmurla iniyor. Yağmurla yeryüzüne iner, toprağa iner. Toprak aynı şekilde bunları alır. Otlar ve bitkiler meydana gelir. Bu otlar ve bitkiler işte hayvanlar alır, ete dönüşür. Şunlar buna dönüşür, bunlar buna dönüşür. Ya kardeşim işte böyle Cenab-ı Hak gökten indirir rızkı. Ya diyor onun içerisinde diyor o havanın içerisindeki oksijen, azot ve diğerlerini anlatırlarken diyor daha önceki kimya derslerinde diyor anlayamadığım şeyleri diyor formülleriyle beraber hem diyor aynı şekilde Allah-u Teala'nın gökten rızık indirdiğini anlatıyor hem de aynı şekilde o formülleri izah ediyor. Kimya dersi de tamam oldu diyor ve diyor ömrümde ilk defa duydum ve mutmain oldum, rahatladım diyor. Ama kendimi zor zapt ediyordum diyor. O ya estağfurullah kardeşim diyor başımı yiyordum böyle diyor. Gülüyordum diyor. Gülüyordum. Bir de mesela hani konu konuyu açtı. Özür dilerim senin soracakların vardı ama kaldı. Hüseyin Hilmi Efendi Vefa Lisesi'nde bu İstanbul'da bir azgın bir sınıf varmış. Sürgün sınıf. Herkes oraya gidiyor. Öğretmen dayanamamış. Bir derse girip ağlayarak çıkar gidermiş. İşte Hüseyin Hilmi Efendi de bir Vefa Lisesi müdürü şey yapıyor falan. Peki demişler kabul etmişler. Müdür böyle demiş ki bakın işte Hilmi Bey yani o çocuklar böyledir de şöyledir de işte şunudur da bunudur da dikkatli falan. Olun dikkatli yani. Olun da falan. Tamam diyorlar. Sonra Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı kendileri anlatıyor. Sınıfa girdikleri zaman ben kendim öğretmenlik yaptığım için iyi biliyorum. Sen de şey yapıyorsun. Mustafa Bey yani hakikaten sürgün sınıfmış yani. Ne kadar haytarı soytarı varsa hepsi orada. Şimdi ayakları masanın üstünde hepsinin.
sıraların üzerinde böyle oturmuş, onların üzerine uzatmış. Hüseyin Hilmi Efendi sınıfa giriyor. Hiç kıpırtı falan yok. Hatta birisi babalık ne iş var? Böyle bir sınıf yani. Bitirin bir sınıf. İşte o evliyalık halidir. Hüseyin Hilmi Efendi şöyle bakıyor. Bir tanesini diyor ki, kardeşim diyor, siz gelir misiniz? Ben mi babalık diyor. Evet diyor siz. Babalık yok, hocam falan yok. Ve hatta hoca diyor, tamam mı? Hocam da değil. Ondan sonra dönüyor sınıfa, ondan sonra elini omuzuna koyuyor. Bu kardeşiniz benim dersimde sınıfın mümessilidir, başkanıdır. Meğer sınıfın en azgını oymuş. Herkes ondan çekiniyormuş. Tabii şöyle bir bakıyor olan, bütün ayaklar çekiliyor. Ve ondan sonra tabii Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi başlıyorlar. Ya kardeşim diye. Bak kimya dersinin içerisinde kimya. Başlıyorlar din büyüklerinden şeyden anlatmaya. Sınıf sessiz. Herkes böyle pür dikkat dinliyor. Müdür birkaç defa gelmiş. Kapıyı da çalıp girememiş. Bakmış ses seda yok. Demiş acaba demiş. Hilmi Bey'i öldürdüler mi bunlar ya? Ne oldu falan. Teneffüs çalmış müdür ve müdür muavinleri kapıda. Bir şey mi oldu? Yani ses seda yok. Ondan sonra teneffüs neredeyse bitiyor falan, kapı açılıyor, bakıyor ki çocukların hepsi baygın, böyle ellerini şey yaparak gidiyorlar falan. Müdür de demiş, ne oldu demiş, gayet demiş, hoş çocuklar bunlar. Tabii hoş çocuklar. Çünkü minel kalbi el kalbi sebiyle, kalpten kalbe yol var. O kalbe girdiğin zaman mesele bitiyor mu? Evet, mesele bitiyor.